Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Gülten Dayıoğlu'nun yazmış olduğu Dört Kardeşler isimli kitapla ilgili düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Kitap 1971 yılında ilk olarak yayımlanmış ve çocuk edebiyatı alanında yazılmış olan bir eser. Kısaca kitabın konusundan bahsetmem gerekirse bir köyde yaşayan dört kardeşin acıklı hikayesini okuyoruz diyebiliriz. Feten, iki kız kardeşi ve Yaşar ismindeki erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor. Annesi onlar çok küçükken vefat etmiş ve babaları da köyde korucu olarak görev yapıyor. Babası koruculuk görevi nedeniyle köyün dışındaki bir arazide kalıyor, ona tahsis edilmiş olan ve uzun süre boyunca da köye, evine geri dönemiyor. Bu sebeple çocuklar dedeleriyle birlikte kalıyorlar. Ve hikaye ilerledikçe aslında bu kadar küçük yaşta olan çocuklar olmalarına rağmen çok acıklı bir hikayeye doğru yol alıyor tüm bu süreç. Ve bu süreçte daha çok da ana karakterimiz Feten'in hikayesine odaklanıyoruz. Güzel bir hikaye, köy hayatıyla ilgili çok güzel bilgiler de verilmiş. Çocukların o yaşlarda vereceği tepkiler ve başlarına gelen durumlara karşı tepkileri güzel bir şekilde yansıtılmış diye düşünüyorum. En azından okurken ben bu şekilde hissettim. Bunun dışında maalesef hikayede dram yönü çok ağır basıyor diyebilirim. Belki de o yaştaki çocukların yaşamamaları gereken büyük olaylar, büyük sorumluluklar sırtlarına yükleniyor. Fakat zaten hikayemizin ana konusu da bunlar üzerinden şekilleniyor. Bu sebepten bana biraz da Heidi isimli klasik kitabın hikayesini anımsattı. Bu kitabın ana karakteri Feten de aynı Heidi gibi kendi köyünden uzak bir yerde yaşamak zorunda kalıyor ve sürekli köyünü özlüyor. Böyle bir hasret içerisinde kalıyor. Fakat her ne kadar kitabın dram yönü ağır basıyor olsa da içerisinde sürekli bir umudun da olduğunu görüyoruz ana karakterimizin. Bu sebeple de benim beğendiğim kitaplardan birisi oldu. Gülten Dayıoğlu çocuk edebiyatı alanında önemli isimlerden birisi. Ve ben şu ana kadarki okuduğum kitaplarında Gülten Dayıoğlu'nun çocuklara uygun olmayabilecek bazı söylemleri olduğunu gördüm. Fakat bu kitapta öyle bir duruma pek rastlamadım. Kitabın kapağında da belirtildiği gibi 10 yaş ve üzeri okuyucular için uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer köy hayatıyla ilgili hikayeleri okumayı, kardeşler arasındaki sevgiyi gösteren hikayeleri okumayı seviyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim bu kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.